Kamu, elektrik temalı Duke Energy Corporation, merkezi Charlotte, Kuzey Carolina'da bulunan bir Amerikan elektrik enerjisi ve doğal gaz holding şirketidir. Merkezi Charlotte, Kuzey Carolina'da bulunan Duke Energy, Amerika Birleşik Devletleri'nde 7.2 milyon müşterisine dağıttığı 58.200 megawattlık baz yük ve tepe üretime sahiptir. Şirketin yaklaşık 29 bin çalışanı bulunmaktadır. 1. Duke Energy'nin hizmet bölgesi, 250.200 mil, 402.700 kilometre, dağıtım hattı ile 104.000 mil kareyi, 270.000 kilometre 2, kapsar. 2. Duke Energy'nin Midwest neslinin neredeyse tamamı kömür, doğal gaz veya petrolden gelirken, Carolinas üretiminin yarısı nükleer santrallerinden geliyor. 2006 yılında Duke Energy, 148.798.332 megawatt saat elektrik enerjisi üretti. Duke Energy'nin bir yan kuruluşu olan Duke Energy Renewable Services, DERS, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli üretim tesislerinin geliştirilmesi, mülkiyeti ve işletilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Şirketin bu segmenti 1700 megawatt üretim gerçekleştiriyor. 240 megawatt rüzgar üretimi yapım aşamasındaydı ve 1500 ek megawatt rüzgar üretimi planlama aşamasındaydı. 3-9 Eylül 2008'de DERS, gelecekteki rüzgar enerjisi kapasitesi tahminlerini güncelledi. 2008'in sonunda, çevrim içi rüzgar enerjisi için 500 megawattın üzerinde isim plakası kapasitesine ve geliştirme aşamasında ek 5000 megawatta sahip olacaktı. Southern Company, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde bulunan bir Amerikan gaz ve elektrik şirketi holding şirketidir. Merkezi Atlanta, Georgia'dadır ve yönetici ofisleri de Birmingham, Alabama'da bulunmaktadır. Şirket, 2021 yılı itibarıyla müşteri bazında ABD'nin en büyük ikinci kamu hizmeti şirketidir. Bağlı ortaklıkları aracılığıyla 6 eyalette 9 milyon gaz ve elektrik şebekesi müşterisine hizmet vermektedir. Southern Company'nin düzenlenmiş bölgesel elektrik hizmetleri, 27.000 mil, 43.000 kilometre, dağıtım hattı ile 120.000 mil kare, 310.000 kilometre 2 alana hizmet vermektedir. American Electric Power (AEP) vagon raporlama markası AEPX, Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 eyalette 5 milyondan fazla müşteriye elektrik sağlayan yatırımcılara ait büyük bir elektrik kuruluşudur. 3. AEP, ABD'de yaklaşık 38 bin megawatt üretim kapasitesine sahip olup ülkenin en büyük elektrik üreticileri arasında yer almaktadır. Diğer tüm ABD iletim sistemlerinden daha fazla, 4 AEP'nin iletim sistemi.
38 Doğu ve Orta ABD eyaletini ve Doğu Kanada'yı kapsayan enterkonnekte iletim sistemi olan Eastern Interconnection'daki elektrik talebinin yaklaşık %10'unu ve Electric Reliability'deki elektrik talebinin yaklaşık %11'ini doğrudan veya dolaylı olarak karşılamaktadır. Texas Konseyi, Texas'ın çoğunu kapsayan iletim sistemi. AEP'nin hizmet birimleri AEP Ohio, AEP Texas, Appalachian Power, Virginia, Batı Virginia ve Tennessee'de, Indiana Michigan Power, Kentucky Power, Oklahoma Kamu Hizmeti Şirketi ve Southwestern Electric Power Company, Arkansas, Louisiana ve Doğu Texas'ta olarak faaliyet göstermektedir. AEP'nin merkezi Columbus, Ohio'dadır. American Electric Power, 1953 yılında gerçekleşen 345 kV iletim hattını kullanan ilk kamu kuruluşu oldu. Şirket, ABD'nin en büyük 500 şirketi olan 2018 Fortune 500'de gelir bazında 185. sırada yer aldı. Xcel Energy Inc., Minneapolis, Minnesota merkezli bir Amerikan kamu hizmeti holding şirketidir ve Minnesota, Michigan, Wisconsin, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Colorado, Texas ve New Mexico'da 3,7 milyondan fazla elektrik müşterisine ve 2,1 milyon doğal gaz müşterisine hizmet vermektedir. 2019-3-4 faal yan kuruluştan oluşur, Northern States Power Minnesota, Northern States Power Wisconsin, Colorado Public Service Company ve Southwestern Public Service Co. 4 Aralık 2018'de Xcel Energy, 2050 yılına kadar %100 temiz karbonsuz elektrik sağlayacağını ve 2035 yılına kadar 2005 seviyelerinden itibaren %80 karbon azaltımı sağlayacağını duyurdu. Bu, Xcel'i böyle bir hedef belirleyen ilk büyük ABD yardımcı programı yapar. Enter GY Corporation, esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin derin güneyinde elektrik enerjisi üretimi ve perakende dağıtım operasyonlarıyla uğraşan bir Fortune 500 entegre enerji şirketidir. Entergy'nin merkezi New Orleans, Louisiana, 4 ve Arkansas, Louisiana, Mississippi ve Texas'taki 3 milyon müşteriye elektrik enerjisi üretir ve dağıtır. Entergy'nin yıllık geliri 11 milyar dolar ve 13 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Edison International, Rosemead, Kaliforniya merkezli bir kamu hizmeti holding şirketidir. Bağlı kuruluşları arasında Güney Kaliforniya Edison ve düzenlenmemiş kamu hizmeti dışı işletme varlıkları Edison Energy bulunmaktadır. Edison'un kökleri, 1886'da Visalia, Kaliforniya'da sokak lambaları sağlayıcısı olarak kurulmuş bir şirket olan Holt ve Napsa kadar uzanır.
First Energy Corp, merkezi Akron, Ohio'da bulunan bir elektrik şirketidir. Ohio Edison, 1997 yılında Centurier Energy'yi satın aldığında kurulmuştur. Bağlı kuruluşları ve bağlı kuruluşları. Elektrik dağıtımı, iletimi ve üretiminin yanı sıra enerji yönetimi ve diğer enerji ile ilgili hizmetlerde yer almaktadır. 10 elektrik hizmeti işletme şirketi, Ohio, Pennsylvania, Batı Virginia. Virginia. Maryland'de 65 bin mil karelik, 170 bin kilometre iki, bir alanda 6 milyon müşteriye hizmet veren ABD'nin en büyük yatırımcılara ait kamu hizmetlerinden birini oluşturmaktadır, New Jersey ve New York. 3. Üretim yan kuruluşları 16 bin megawatttan fazla kapasiteyi kontrol ediyor ve dağıtım hatları 194 bin milden fazla uzanıyor. 2018'de First Energy, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kamu şirketlerinin Fortune 500 listesinde gelir bazında 219. sırada yer aldı. 4 Kasım 2016'da First Energy, rekabet gücü işinden çıkma ve tamamen düzenlenmiş bir şirket olma kararı aldı. 21 Temmuz 2020'de Ohio Temsilciler Meclisi Başkanı Larry Householder, eski Ohio Cumhuriyetçi Parti Başkanı Matt Borges ve diğer 3 kişi, First Energy'den 1.3 milyar dolarlık fayda karşılığında 60 milyon dolarlık rüşvet almakla suçlandı. Ohio House Bill 6. 5. Ohio nükleer rüşvet skandalı olarak bilinen olayın bir parçası olarak tutuklamaların yapılmasından birkaç saat sonra şirketin hisse senedi fiyatı düştü. 22 Temmuz 2021'de ABD'nin Ohio Güney Bölgesi Başsavcısı, First Energy'nin skandaldaki rolleri nedeniyle 230 milyon dolar para cezasına çarptırılacağını duyurdu. ABD savcısı vekili Whipple Patel, bunun Güney Bölgesi tarafından şimdiye kadar alınan en büyük cezai para cezası olduğunu söyledi. Ever GY, Inc., merkezi Topeka, Kansas ve Kansas City, Missouri'de bulunan, halka açık hisse senetlerine sahip bir Amerikan yatırımcıya ait kamu kuruluşudur, IOU. Şirket, Topeka'daki Vestar Energy ile Kansas City Power ve Light'ın ana şirketi olan Kansas City, Missouri'deki Great Plains Energy'nin birleşmesinden kuruldu. Ever GY, Kansas ve Missouri'de 1,6 milyondan fazla konut, ticari ve endüstriyel müşteriye 2 hizmet veren Kansas'taki en büyük elektrik şirketidir. Ever GY, 40'ın üzerinde elektrik santralinden 16 bin megawatt elektrik üretme kapasitesine sahiptir. Kansas ve Missouri'deki enerji santralleri, Ever GY hizmet bölgesi. Doğu Kansas ve Batı Missouri'de 28.130 mil kareyi 72.900 kilometre iki kapsar. Ever GY 13.700 milden 22.000 kilometre fazla iletim hattına ve yaklaşık 52.000 mil dağıtım hattına sahiptir. Pinnacle West Capital Corporation, Arizona Public Service ve Bright Canyon Energy'nin sahibi olan bir Amerikan kamu hizmeti holding şirketidir.
New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık olarak işlem görmektedir ve S&P 500 Borsa Endeksinin bir bileşenidir. Alliant Energy, merkezi Madison, Wisconsin'de bulunan ve Iowa ve Wisconsin'de güç sağlayan bir kamu hizmeti holding şirketidir.